Cep telefonları üzerinden yapılan dolandırıcılıklar akıllara durgunluk verecek boyutta. Dün yine Samsun'da bir kadın kendisini polisiye tanıtan şahsa altınlarını elleriyle teslim etti. Şeytana papucunu ters giydiren bu dolandırıcıların ağlarına düşürdüğü insanlar ya bilim adamı, ya mühendis, ya doktor, ya da öğretmen. Nasıl oluyor da böylesine bilinçli insanlar aldatılıyor? Anlatalım. Bir dönem ülkenin yüksek rütbeli subayları, bilim adamları, gazeteci ve yazarları, emniyet müdürleri ve istihbaratçıları inandırıcı deliller olmadan hazırlanan iddianamelerle hapse atıldı. Kimi iş adamı, kimi bürokrat, kimi siyasetçi iftiralarla soruşturma geçirdi. Halen de benzer durumlar farklı biçimde yaşanıyor. Güçlü yatırımcılar bir takım suçlamalarla gözaltına alınıyor. İşte bu ruhsal durum içinde ya gerçekse diyen insanlar tuzağa düşüyor. Çünkü o tahsilli insanlar uyduruk iddianame ve soruşturmalarla insanların başına ne geldiğini biliyor. Ancak yine de savcı, polis ve jandarmanın para karşılığında bir işlem yapamayacağını ve böyle çirkin bir talepte bulunamayacağını bilmek gerek. Biri beni de aramıştı. Atakum polis karakolundan bilmem hangi başkomiser olarak tanıtmıştı. Bir süre gırgır geçtikten sonra telefonu yüzüne kapatmıştım. Çünkü Atakum polis karakolu diye bir yer yoktu. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı SMS'lerle vatandaşları uyarıyor. Ama insanımız yine dolandırılıyor. Eski yöntemlere birkaçı daha eklendi. Bankalardan kredi dosya paralarını geri alacaklarını söyleyen korsan hukuk büroları çıktı şimdi. Kredi kartı numarasını veren bir şahsın bankadan yüklü miktarda parasını çektikleri basına yansımıştı. Geçenlerde bizim Erdem Erol'la sohbet ederken telefonu çaldı. Erdem Erol karşısındaki kişiye "Tam adamını buldun, git işine" deyip telefonu kapattı. Arayan kişi Erdem Erol'un sağlık, konut ve araç sigortası için 250 lira borcu olduğunu ve ödemediği takdirde de bu borcun 2700 lira olarak icra yoluyla alınacağını söylemiş. O adam gazetenin adresini de benden iyi biliyordu. Bu olayın ardından birkaç gün geçti. Cep telefonuna Sayın Necdet Uzun, konuşma kayıtlarını Samsun İlk Adım Savcılığına gönderilmiş olup çağrılacaksınız. 19.9 TL ödeyip ifadenizi düşürmeniz ihtar olunur diye SMS geldi. Güler misin, ağlar mısın? İlk adım savcılığı diye bir makam yok. Sonra ifade düşürmek parayla mı oluyor? Binlerce insan bu ülkede sırf bu psikoloji içinde dolandırıldı. Önce bu korku sarmalının toplumda yarattığı travmayı tedavi etmek gerekir. Bu da hiçbir insanın iftira ve yalanlarla emniyet müdürlükleri ya da cumhuriyet savcılıklarına çağrılmayacağı ve haksızlıklarla hapse atılmayacağının güvencesini vererek olur.